52 Arsa Ofisi Ordu'nun Derelerini sunar. Evet efendim, bir hafta aradan sonra yine Kenan Börekçi ile Ordu'nun Dedeleri Türkiye'nin ve Karadeniz'in en fazla izlenen yerel medyası TV52 ekranlarında tüm dostlarımızın, ülkemizin evlerine konuk oluyoruz ve stüdyoda bu hafta çok kıymetli dostlarım var. Özellikle kendi köyüm, kendi derneğim bugün bizlerle beraber. Çiçeklerden de belli zaten, bizim orada çiçekler bayağı yaz, kış, özellikle tepe üstü tarafında sürekli açıyor ne hikmetse. Buradan ekranları başında bizleri izleyen tüm dostlarımıza selamlar, saygılar gönderiyoruz. Sizler TV52 ekranlarına, stüdyoda bulunan kıymetli dostlarım, değerli hemşehrilerim, kıymetli köylülerim, sizler de TV52 stüdyolarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim.
Evet, 52 Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırladığımız Kenan Börekçi ile Ordu'nun Derileri yine bomba gibi bir programla sizlerle beraber olacağız. Her şeyi konuşacağız, türküleri konuşacağız. Özellikle türküler arasında da bu akşam Kuzköy'ü konuşacağız inşallah. Ben hiç beklemeden çok değerli konuğum, çok değerli abim, Allah razı olsun, Türk halk müziğine 40 yılını veren, aynı zamanda benim de albümde yönetmenliğimi üstlenen, o güzel alkışlarınızla Ordu'nun bir gururu, Ordu'nun onuru Halil Özçelik sizlerle efendim. Menevşe koymuşlar gülün adını, adını. Almadın dünyada ben muradımı, vay vay. Amanın ninna ninna esmerim, vay vay. Haydi ninna ninna esmerim, vay vay. Ben ölürsem seni efendim. Halil Özçelik, Halil abi Ordulu, Çamaşlı. Allah razı olsun. Ben 40 yıl dedim ama hocam az mı söyledim yoksa? Yok yok, o kadar yaşımı belirtme. Yaşımı o kadar hocam, belirtme. Evet. Gerçekten evet, 40 Ordu'ya yıldır çok güzel eserler kazandırmış. Albümlü, muhteşem klipleri olan, aynı zamanda benim de ikinci albümde bir tane eseri var. Aynı zamanda yönetmenimiz. Yok, hocam hoş geldin, şeref verdin. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Buyur hocam, seni de öyle alayım. Şimdi stüdyo bugün çok yoğun. Ben dedim ki hoca İzmit'ten geliyor, yemek yememiştir dedim. Orduların hepsi misafirperver de benim köylülerim kendi köyüm olunca biraz da Allah razı olsun. Teşekkür onlarla ederim. Gurur duyuyorum. Sağ ol. Kuzköylü olmaktan da gurur duyuyorum. İnşallah ilerleyen dakikalarda köyümüzü de konuşacağız. Buradan köyümüze de selamlar göndereceğiz. Muhteşem yemekler yapılmış, yöre yemekleri. Biraz sonra onları da anlatmaya gayret edeceğiz. Efendim mesajlar için TV52 büyük harflerle bir boşluk 3969'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler de buradan mesajlarınızı okumaya gayret edeceğiz. Yine her hafta olduğu gibi WhatsApp'tan bizleri çeken ve bizlere gönderen dostlarımız var. Bizlere göndermeye devam ediyorsunuz.
İnşallah ilerleyen dakikalarda tekrar misafirlerimiz gelmeye gayret ediyor. Yolda olan dostlarımız var malum hafta içi. Hafta sonu olsa da düğünler falan var abi. Bu işlerin biliyorsun sıkıntılarını. Adem'im bana karşı, bana göre sağ tarafta olanları böyle sessiz sakin diğer tarafa arada sessiz sessiz alırsan programımıza devam etmiş olalım. Hocam hoş geldin. Şeref hoş verdin tekrar. Kenancığım. Halil Özçelik neler yapıyor? Tebrik ederim. Ben İzmit'teyim malum. Kocaeli'deyiz. Ama ben her zaman onur duyduğum, gurur duyduğum, repertuarımda çok bana destek olan, çok değerli bir üstad var yanımda. Furkan Hoca'ya değerli Furkan Hocam, Furkan Hocam devamlı yanımda. Onun enerjisiyle çalışıyoruz. O her zaman yanımda olduğu zaman, babası bir ara yanımdaydı. Babasını... Oğla geçti. Şimdi geçti oğla. İnşallah torunla da bana devam edecek. Furkan Hocam diyor mu acaba? Baba oğul Halil Hoca'dan bir türlü kurtulamadı. Olsun. Evet. Biz onlara ailece, biz aile dostuyuz. Kocaeli'de böyle bir duayen olması bizim için bir onurdur. Allah herkese böyle bir üstad nasip etsin. O zaman yanımda devamlı. Eyvallah abi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Furkan Kayaoğlu değil mi? İsmi yanlış olmasın. Furkan Hocam tabii ki sadece Türkiye genelinde Karadeniz'de özellikle birçok sanatçıya bağlamasıyla, yüreğiyle eşlik eden bir üstad. Furkan Hocam hoş geldin, şeref verdin. Seni de şöyle bir tanıyalım. Ekranın bu yüzünde de olman bizim için de bir onur, bir gurur. Tekrar programımıza şeref verdin, onur verdin. Hoş geldin hocam. Sesim geliyor mu? Tabii ki geliyor. Tamam. Beni programınıza davet ettiğiniz için, buraya çıkarttığınız için önce teşekkür ederim. Biraz hazırlıksız oldu. Kusura bakmasınlar, böyle kostümlerle okuldan çıkıp geldim. Halil abime bağlama çalmak için gelmiştim ama teşekkür ederim. Olsun, sen Furkan Hocam her zaman bizim gururumuzsun ama biraz da sahneyi dolduralım dedim yani. Benim doldurması gerekiyor. İki tane 45 kilo yedin hocam herhalde. Evet. Hocam ederim. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buradan da teşekkürümü yapayım siz şahsınızda. Albümümüzde de bağlamanızla bizlere renk kattınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Buradan aranjörümüzdeki Salih onlara da buradan selamlar gönderelim. İnşallah bu hafta sonra tekrar hafta sonundan sonra stüdyoda buluşacağız artık son aşamalar. Hep beraber İnşallah. Toparlayacağız. Allah nasip ederse herhalde Şubat gibi falan geceyi de yapmış oluruz. Oluruz inşallah. Ben bir kez daha bizlere bu olanağı sağlayan, ekranlarını bizlere açan, hiçbir ücret almadan TV52 ekranlarını nacizane bana açan TV52 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay'a ve kıymetli ekibine bir alkış rica ediyorum sizlerden. Allah razı olsun. Onların sayesinde 6. yılımız ekranlarda ve yine sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gayret ediyoruz. Her hafta derneklerimizi ağırlamaya gayret ediyoruz. Şimdi o zaman ilerleyen dakikalarda sürekli konuşacağız zaten. Bir saçımın akına bakma sultanım la karardan okuyalım. Ekranları başında bizleri izleyen dostlarımıza bir kez daha selamlar, saygılar göndermiş olalım. Reklamlardan sonra özellikle stüdyoda bulunan kıymetli dostlarımıza mikrofon uzatacağız. Haliyle Kuzköy şu an ayaktadır. Herkes selam bekliyordur. Doğru mu? Doğrudur Ayşe abla. Ben biliyorum bizim köyler. Kimse yatmamıştır. Hadi bakayım. Başımın akına bakma. Saçımın akına bakma sultanım, 18 yaşın alele girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama yar yar zincire vurulmuş aslan gibi. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama
Hocam, hiç ara vermeyelim. Şimdi sağ tarafta Halil Hoca, kendi alanında bir üstad. Estağfurullah. Sol tarafta Furkan Hoca, o ayrı bir üstad. Araya ben bugün sıkıştım, beni idare edeceksiniz ikiniz. Alkışlar Halil Hocam'a gelsin. Şöyle türkülerle bir yolculuğumuz devam etsin. Bir boşluk 39-69'a mesajları gönderiyoruz. Haydi bakayım. Diyorum efendim, sevgili hocam, ama evet, uçtular, ben onları hemen alayım. Adem, canlı yayın efendim. Furkan. Adam diyor ya, keşke ölü yayın olsaydı, her şey ekranlar geliyordu. Ama canlı yayınlar böyle. Kenan, böyle farklı türküler koyduk bu akşam. Sevgili Furkan hocam, repertuar dedim ya, hazırlıyor. Biz de okuyoruz macizede, o da arkamda bir dev var yani. Allah'ın için her zaman
Furkan hocam çünkü 3 tane üniversite bitirmiş, ondan yararlanıyorum yani. Hazır şu... Biz de liseyi terk ettik. Son... Peki Furkan hoca gerçekten. Hocam seni ekran başındaki dostlarımız, gerçi birçok insan Karadeniz herhalde ciddi anlamda tanıyorsunuz ama Furkan Kayın, Furkan hocam kimdir, ne iş yapar, sizi şöyle bir tanıyalım mı isterseniz? Tabii. Ben müzik öğretmeniyim özel bir eğitim kurumunda. İzmit'te ikamet ediyorum. Doğma büyüme aslen Rizeliyim. Halil abim aile dostum. Yıllardan beri o neredeyse ben de oradayım. Teşekkür Onun dostları ederim. Da bizim dostlarımızdır. Allah razı olsun. Türk halk müziğine, geleneksel Türk halk müziğine çok değer veriyoruz. Tabii günümüzde çok fazla asıl geleneksel müzik icra edilmediği için biraz daha böyle sandıkta kalmış, hani çeyiz gibidir ya o. O türküleri seslendirmeye çalışıyoruz. Biraz piyasadan kaçınmaya çalışıyoruz. O yüzden de kendi köşemizdeyiz diyelim yani. Çok fazla ortalıkta gözükmüyoruz. Yıllarca Karadeniz programlarında birçok soliste Sinan Yılmaz, Zeynep Başkan, işte bu şu aralar Yasemin Yıldız'la çalışıyorum. Bu şekilde albümler olsun, halk müziği korolarına eşlik ediyorum bağlamama. Yine İzmit'te de bir koronuz var bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru mudur Ali Hocam? Var. Yine belediye konserlerinde evet. falan ekibinizle beraber oradasınız. Gerçekten yolunuz baktınız açık olsun değil. Siz hep o var olun ki bizler de sizlerin sayesinde var olmaya gayret ediyoruz. İşin özü bu çünkü bu işin mutfağı sizlersiniz. Çünkü herhalde biz 3 yıldır, 4 yıldır tanıyorum kıymetli hocamı. Evet. Ben hocamı hep doğal haliyle görmüşümdür. İşte sazlarda artık şaklar falan çıktı. Kardeşlerim de haklarını helal etsin. Hocam hep işin otantiğini kullanır. Stüdyoda da aynı. Çünkü onun türkülerin biraz önce de ifade ettiği gibi hani çeyizdeki türküler artık gün yüzüne çıkartmak lazım. Birileri de bu işi bilgisiyle, birikimiyle aslında kendi otantiğini bozmadan ekranlara sunmak lazım. Bu anlamda ben sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Kıymetli Halil Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Efendim yine çiçeklerimiz vardı Adem kardeşim. Çiçeklerimiz için de teşekkür edelim. Hemen şöyle. Vedat Toprakçı, Vedat abim hoş geldin. Şeref verdin. Çiçeğin için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce yayın öncesi de söyledim, reklam firma ismini vermek 84 bin lira bildiğim kadarıyla sadece bir sefer söylemek. Rütük abim sağ olsun. Hemen takır takır. Fedat abi aynen, Ferhat abi öder de nasıl öder bilmiyorum. Ama Vedat abi için bir şey söyleyeyim, tepe üstünü güzelleştiren adam diyeyim yeter herhalde değil mi? Mustafa Oğuz. Bizden önceki dönemlerde de derneğimize başkanlık yapmış çok kıymetli başkanım, bir kez daha hoş geldin, şeref verdin, teşekkür ediyorum. Hemen buraya da bakayım efendim. Yılmaz Pişkin, Yılmaz abim teşekkür ediyorum. Tepe üstünde aynı zamanda derneğimiz adına, kendi adına orada tepe üstünde bütün orduların, kuzköylerin ve misafirlerimizin uğrayıp veresiye, fındık veresiye çay içebileceğiniz bir mekan var. Benden söylemesin. Yalnız kimse çayı bana yazdırmasın. Gözünüzü seveyim. Fındık veresiye dedim de yani. Yine de az da olsa ödeyin. Şimdi söz konusu kendi köyümüz. Biraz da hazırlık yapmaya gayret ettim. Tabii ki okullar tatile denk gelsin. Biraz daha yoğun olalım istedim ama tatile denk gelmesiyle yine memlekete giden arkadaşlarımız da oldu. Özellikle yönetim kurulundan arkadaşlarımız var. Yine Gülbeyaz abla köyde rahatsız, buradan saygı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Rabbim şifa versin inşallah. Başta Mehmet abi olmak üzere tüm saygı ailesine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bıdık ablam şimdi köyümüzün resimlerini senden köşeye istiyorum lütfen. İşte Kuzköy. Bir alkışlayın kendinizi. Yıllardır derdimiz bu memlekete hizmet edebilmek. Memleketin güzelliklerini... Ben de çok merak etmiştim. Kabataş'tan geçen yani Kuzköy ne taraftan ya? Şimdi Kuzköy Çamaşlı falan da var hocam. Beni bir ara Çamaşlı zannediyorlardı. Aynen Sakarya girişti. Aynen ama Kabataş Kuzköy. Hatta Akkuş'ta da var bir Kuzköy. Allah'tan Kuzköy çok da babi diğer taraflardan bir kaynak yok ne hikmetse. Efendim burası bizim köyümüz. Tabii ki Kuz geçmişte güneş görmeyen anlamında, hala güneş görmüyoruz ama
stüdyoda ekranları başındaki dostlar, stüdyodaki insanları gördünüz. Bizim köyümüzün insanlarının yüreği, gönlü yüreği her daim sıcak. Onun için çok da güneşe ihtiyacımız yok aslında. Biz birbirimize sahip çıkıyoruz. Bu anlamda başta Kabataş Belediye Başkanımız Yakup Başkanım olmak üzere kıymetli muhtarımız Adem Emiroğlu'na buradan selamlar, saygılar göndermiş olalım. Yayına bağlanmak isteyen dostlarımız varsa da içeriden Pıtık ablayla iletişime geçebilirsiniz. O yayına bağlayacaktır. Şimdi türbemiz, bununla ilgili belediyemizin seçimlerden önce vermiş olduğu bir vaat vardı. Sayın Belediye Başkanımız izliyorsa programın tanıtımını attım kendilerine. İnşallah izliyorlardır. Bununla ilgili inşallah ben 97-98 Mustafa Başkanım da burada, reklamlardan sonra kendilerine de söz hakkı vereceğim. Ama 97-98 gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Köyümüzde türbeyle ilgili bir açılış oldu. Ve muhteşem bir katılım vardı. Çit Abdal Hazretleri'nin köyümüzde türbesi var. 14. yüzyıllarda ordunun Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Kuz Köyü'nde kurucusu, gerçekten savaşmış. O bölgenin Türkleşmesinde çok büyük emek vermiş bir zat-ı muhteremin bizler aslında torunlarıyız. Tam da bizim köyümüzde. Onun için derdine deva arayanlar, gelenler, gidenler, ziyaretçiler, gerçekten ciddi anlamda tarihte yeri olan, bununla ilgili Çit Abdal'la ilgili özellikle araştırma yapılmış ve tarihçiler bununla ilgili tez hazırlamış kitapları var Furkan Hocam. Şu anda da bizim köyümüzde Aydın kardeşim Çanakkale'de bildiğim kadarıyla, genel bilgiler onda, derneğimizin muhasibi aynı zamanda. Şu anda benim en son bildiğim 27 tane öğrencimize de burs veriyoruz. Maşallah. Ve tamam, bu bursu Mustafa Oğuz Başkanım nezdinde başlayan Kuzköy'ün bir süreci var. Ondan önce kurucu kardeşlerimizin de hepsine teşekkür ediyoruz. Ama Mustafa Başkan'ın kurmuş olduğu bir banka sistemi var. Ve ondan sonraki süreçte de biz de göreve kim gelirse gelsin abi, ne birikmişse o hesaba birikir ve hiç kimse bir kuruş harcayamaz. Fikrini mi yapacaksın? Benim gibi hatır için geldin abi, bir kuruş para aldın mı Allah razı olsun. Biz hep kendi imkanlarımızla karınca kaderince hiçbir şeye dokunmadan yapıyoruz. İnşallah burs veriyoruz. Yine derneğimizin bütçesinden harcamadan, işte sağ olsun Ferhat Başkanım burada, İrfan abi burada, Mustafa Başkanım burada, Özay abi mesaj atmış, bir programı var. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu yılda derneğimizin dernek ağalığını aldı. Ve telaffuz ettiği miktarı da piknik alanından ayrılmadan ödedi derneğin hesabına. Onun için bu iş gönül işi. Memleketini sevmekten geçiyor. Köyünü seveceksin. Köyündeki insanlara, ben Kuzköy'e buradaki kardeşlerimle beraber ne yapabilirim bunun derdindeyiz. Başkaları gibi bir de şu handikapım var, 10 yıldır derneklerin içerisindeyim. Aldığım bir görevi hakkıyla yapamayacaksam bir kardeşime bırakmam lazım. Çünkü derneklerin en fazla sıkıntısını ve eksiklerini gören insan benim. En fazla dernekleri eleştiren insan da benim. Çünkü birçoğu tabela derneği. Memleketine hiç faydası olmamış dernekler. En azından biz, hamdolsun ki bugün Kuzköy'den 27 tane kardeşimiz okuyor. İnşallah bu kardeşlerimiz bu köye faydalı olacaklar. İşlerinde doktor olan var. Şundan da özür dilerim, sesimi kestim. Ben şundan da biraz şüpheliyim. Özür dilerim herkesten. Dernek başkanlarına kimlik kontrol altı yapmamız lazım yani. Biraz ben böyle biraz dik konuşan bir Halil'im ama yani dernek başkanlarının kimlik kontrolünü özellikle çıkarıp bakacağım, ordulu mu değil mi? Yani şüphelenmeye başladım çünkü çok üzülüyorum. Her tarafta dernek var ama kültür adına yapılan bir şey yok. Hiç alakası yok. Aynen hocam. Ordu kültürüne. İşte şimdi bugün kadın kollarımız burada. Gençlik kollarından kardeşlerim var. Ve biraz sonra reklamlardan sonra yemekleri göreceksiniz. Diyorum ki kardeşim eliniz dolu gelin. Size burada TV52 gibi bir ekran var. Dünyanın her tarafında yayını var. Ve şunu özellikle bilmenizi rica ediyorum. Belli bir süreç vardı, 6 aylık bir süreç vardı geçmişte biliyorsunuz. Yerel ve ulusal televizyonların birçoğu sıkıştırılmış pakete geçti. Bu giderleri karşılayamadıkları için Türkiye genelinde tek frekans üzerinde çalışan tek televizyon yerelde TV52. Kalitesinden hiç ödün vermedi. Ve buraya çıkan dernekle seni dünyaya tanıtacak bir ekran var, buraya elin dolu gel kardeşim. Bana boş geleceksen, bana senede bir gün festival yaptım diyeceksen gelmene gerek yok. Ben farklı bir insan alayım. O en azından yaptığı güzellikleri anlasın. Dediğim gibi bir türbemiz var. Türbeyle ilgili inşallah bu yıldan itibaren, 2020'den itibaren buradaki dostlarımızla beraber fındık zamanı büyük bir ihtimal.
Herkesin köyde olduğu bir sezon artık türbenin, Kuzköy Şitaptal Türbesi'nin her yıl açılışı olacak. İnşallah buna Kabataş Belediye Başkanımız da destek olacaktır. Hakeza onların desteği olmasa bile Kuzköy bunu kendi yapacak gücü ve kudreti vardır. Haksız mıyım? Bunu Kuzköy kendisi yapacak. Ben bununla ilgili ben kardeşlerime inanıyorum. Türbenin etrafının düzenlemesiyle ilgili bana verilen bir söz vardı. Ben de bunu kardeşlerimle paylaştım. Sayın Belediye Başkanımızın bana bir sözü vardı. Türbenin projesinin vakıf tarafından yapıldığını ifade etti ve vakfın bu işi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içerisinde yapabileceği gibi bir süreç söyledi. Ben bu süreci kabul etmedim. Bize en kısa zamanda, çünkü ben bir yıl sonra bu türbenin açılışını yapacağım. Benim bugün doktor okuyan öğrencilerim var. Benim bugün tarih okuyan kardeşlerim var. Ben bu derneğe emek veren herkese onur edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben en arkada olacağım, benim kardeşlerim en önde olacak. Mustafa Başkanım en önde olacak. Niye? Bu derneğe emek vermiş. Ferhat Oğuz en önde olacak, bu derneğe emek vermiş. Özay abi yazıyor, ya bu adamların hakkı ödenmez. Eyüp Pişkin var, bu adamların hakkı ödenmez. Kimse şunu demesin bana, İşte dernek bunların. Hayır kardeş, dernek kendini Kuzköylü hisseden herkesin, ama ben zorunla da seni bu gemiye çekecek değilim. Bu gemi yol aldıktan sonra sen sahilden bana bakarsın, kusura bakma ben de geri dönmem. Herkes haddini yerini bilecek. Doğru mu abi? Herkes... Biz güzel işler yapacağız. İnşallah düz bahçemiz var, gidip orada festival de yapacağız. Biz bunları yaparız. Ben Halil Hoca'yı İstanbul'a bedava çağırdım. Bir sefer de Kuzköy'e bedava çağırdım. Ne yapayım yani? Evet, konuşacağız. Konuşacak çok şeyler var. Halil Hocam, ekran başını sıkmayalım. Senden bir türkü daha alalım. Sen bugün uzak yoldan geldin. Efendim, mesajlar için TV52 bir boşluk. 3969'da mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ekran başından hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Reklamlardan sonra hem seyircilerimizle sohbetlerimiz var, hem de yemeklerimiz var. Hocam, sizdeyiz. Cananın gelmedi, ömrüm geldi geçti.
Senin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Evet hocam, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım efendim, kısa kısa da olsa. Üç üstad bir arada, konuklara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı akşamlar Halil Hoca, Furkan Hoca. Stüdyoda bulunan herkese selamlar gönderiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri, stüdyoda bulunan herkesi, bütün hemşerilerimi pazar akşamı Arnavutköy'e bekliyorum demişler. Arnavutköy Ordular Dernek Başkanı'dır. İsmini yazmamış. Kemal Çelik'tir o yüktüm. Kemal kardeşimdir. Oğlunun asker gecesi var, doğru. Bizim kabadaşlı evet. Kemal değerli sanatçı kardeşim. İnşallah pazar günü yoğunum ama bilmiyorum Halil Hocam, senin geçme ben durumun var mı? Geçeceğim ben. İnşallah geçerken çünkü beni alırsan işte. Vallahi yoğunuz ama nasıl yerişeceğiz bilmiyoruz. Burada pazar günü yine benim Sultanbeyli Ordular Derneği'nde beraber çalışma arkadaşım Halil Çelenk abinin de kızının düğünü var. İnşallah pazar günü gündüz orada da olacağım. Vallahi yerişeceğiz bakalım. Allah büyüktür. Bir senedir çalışmıyoruz ama haftada 4 tane düğünü okuyorlar. Hiç çalışmıyor biliyorum. Televizyonda söyleyeyim yine düğünü okuyorlar. Ben bir şey anlamadım yani. Buradan teşekkür ediyoruz efendim. Kenan Bey hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Halil Özçelik Bey'e ve misafirlerinize, TV52 ailesine, stüdyodaki konuklara, herkese selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Eyvallah kardeşim de ismini yazmamış. Değerli Kenan abim, programı severek izliyoruz. Başarının devamını dilerim. Katılmayı çok isterdim ama şehir dışında olduğum için katılamadım. Buradan bütün abilerime, kardeşlerime, Kuzköy'ümüze selamlar olsun. Onur Pişkin kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Merhaba Kenan Bey, iyi yayınlar, konuklarınıza selamlar. Ordu Akkuş'tan, Alanköy'ünden Ali Eroğlu. Kardeşim, Ali kardeşim, selamlar, saygılar. Yine Ali kardeşim Akkuş Alanköy demiş, teşekkür ediyorum. Kardeşim iyi yayınlar, ben bir parça isteyeceğim senden, senin için söyler misin demiş. Pakize Gün, kıymetli ablam, teşekkür ederim. İnşallah bu hafta değil ama haftaya mutlaka okuyacağım o türküyü de. Albümden okuruz inşallah. Hayırlı akşamlar Kenan'a, başarıların devamını diliyorum. Sıradaki parçayı tüm Kuzköylülere söylersen sevinirim demiş Servet Doğan. Teşekkür ediyorum efendim. Şöyle bir de hem sayfamızı yenileyelim hem de WhatsApp'ımıza bir bakalım. WhatsApp'ta da çok yoğun. Sezer İnce iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Sezer abicim. Yine TV52 kardeşim, güzel insan, yapmış olduğun bu güzel işlere daha da güçlü bir ordu kimliği için vermiş olduğun mücadelelerine dolayı seni tebrik ediyorum. İyi ki varsın. Aydınlık Pelitliköy Dernek Başkanı Oktay Karayer, buradan kıymetli başkanıma da teşekkür ediyorum. Ayın 30'unda da inşallah onların bir dernek gecesi var. Orada olacağım efendim. Ordu'dan efendim bizim yiğit kardeşler var ya, bakiler. Onları da ekrandan çekmişler, atmışlar. Buradan tüm yiğit ailesine selamlar, saygılar olsun efendim. Yine Kuzköy Gençlik Derneği'nden kardeşlerimiz bizleri çekmiş, atmışlar. Teşekkür ediyoruz gençlerimize de. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olduğunuz demiş. Ordu'nun Dereleri programı, abin programın hayırlı olsun. Halil Hüseyin'lik abime saygılar. Gölder Gençlik Kolları Başkanı Erson Karadeniz, buradan kıymetli kardeşim selamlar gönderiyorum. Gebze'de aynı zamanda Zekeriya Karadeniz Başkanımıza da selamlar olsun. Tekrar şöyle bir Çatalpınar'dan efendim Cemal Gence. Evet. Buradan Cemal Başkan'a da selamlar, saygılar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Fahri Aydın Han, kıymetli abim, teşekkür ediyorum mesajların için. Allah razı olsun. Selçuk Hoselik Ordu'dan yazmış. Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine çok değerli sanatçı dostum Sezai Seçen kardeşim. Onun da albümü hayırlı uğurlu olsun. Klipler de yeni çekti. Teşekkür ediyoruz buradan kardeşimize. İyi akşamlar Kenan Bey. Programa katılamadım. Hayırlı programlar. Tüm Kuzköy'e selam olsun. Yener Pişkin. Yener abi bu İstanbul'da mı? Rahatsız biraz. Geçmiş olsun. Yoksa diyecektim Yener abi programa katılamadın. Oh, çayı demledin, koltuğa uzandın, izliyorsun keyifle. Tabii ki. Evet, Sevda Yılmaz yine Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği. Buradan selamlar, saygılar. Allah razı olsun. WhatsApp'tan çekip bizlere atıyorsunuz efendim. Aynı zamanda hafta içi de bunları zaten sayfamda paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuz.
Bir asker türküsü okuyalım mı? İki haftadır asker türküleri okumadık. Eledim eledim okuyalım. La Karar başta. Kendi köyümüzün şehitleri olmak üzere, Yusuf kardeşim ve Hakan kardeşim olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle analım. Şehit ailelerimizin ellerinden öpelim. Mekanları cennet olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi inşallah böldürtmesin efendim. Şöyle askerlerimize canlı bir alkış alayım sizlerden.
tüm askerlerimize gelsin efendim. Efendim, şimdi çok kıymetli bir misafirim var. Benim sloganımla yine gidiyoruz. Cepte kalmadı fındık parası. 52 ekranlarında kısacık bir reklam arası. Arsa ofisi ile Ordu'nun dereleri devam edecek. Adalet terazisi her çarşamba 20'de TV 52'de. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen Meteo Uyarı'yla artık meteorolojik uyarıları öğrenmek ve anlamak çok kolay. Meteo Uyarı'yla tahmin edilen meteorolojik hadiseleri renkler ve simgeler sayesinde kolaylıkla anlayabileceksiniz. Yeşil renk uyarı gerektirecek bir hava olayı tahmin edilmediğini gösterir. Sarı renk meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirir. Turuncu renk tehlikeli bir hava olayının habercisidir. Tedbirli olunmalı, uyarılar takip edilmelidir. Kırmızı renk çok tehlikeli ve büyük hasarlar verebilecek bir hava olayının uyarıcısıdır. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Milletimizin önünde yeni bir kapı açılıyor. Milletimizin kapısı Açık Kapı. Açık Kapı'ya hoş geldiniz. Açık Kapı çözemediğiniz sorunları çözebilmek için çalışıyor. Açık Kapı'ya valiliklerimizdeki ve 3 büyük kentimizin ilçe kaymakamlıklarındaki bürolarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıkkapı.gov.tr adresinden de başvuru yapabilirsiniz. Çözemediğiniz bir sorununuz, şikayetiniz ya da öneriniz mi var? Milletin kapısı sonuna kadar açık. Açık Kapı, milletin kapısı. Efendim TV 52 ekranlarında 52 Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Kenan Bürekçili Ordu'nun Dereleri programında kazandırma anı ve dakikaları başladı. Çünkü kazandıran adam Sedat Ünver bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Halil Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. 52 Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay Bey'in selamlarını getirdim sizlere. Konuklarınıza da selamlar olsun. İstanbul'un muhteşem bir bölgesi Silivri'den bu akşam sizlere bahsetmek istiyoruz yine. Muhteşem bir bölge. Sen de gittin. Şu anda ekranda arkamızda izleyicilerimiz muhtemelen televizyonda seyrediyorlardır. İstanbul'dan özel arabalarınıza bindiğiniz zaman yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde direkt arsalarımızın üzerine araçlarınıza çıkacağınız bir yerde arsalarımız. Hele bir tanesi var ki E5'te E6'nın tam ortasında kalan ana asfaltı 50 metre ve stabilize yola yani kadastro yoluna resmi kadastro yollarına girdiğiniz zaman 50 metre sonra ana asfalttan sonra direkt arsaların üzerindesiniz. Deniz manzaralı 300 metrekareden başlayan ileriye dönük yatırımlık parsellerimiz hocam. Muhteşem bir bölge. Bunların başlangıç fiyatlarımız normalde 45-50 bin lira bandındayken biz 52 Arsa Ofisi'ne özel izleyicilerimize herkes yer sahibi olsun diye 38 bin TL yaptık biliyorsun. Bunun da yarısını peşin alıyoruz. Yarısına da 24 aya kadar vade farkı oymaksızın uygulamadan vade farkı yapıyoruz. Vade yapıyoruz. Üstelik tapu masraflarını da 52 Arsa Ofisi olarak biz ödüyoruz. Evet. Şimdi sorularınız varsa ben sorularınızı cevaplayayım. Ben şantiyeciyim biliyorsun. Ben aslında sanatçı kimliğimle buraya geldik evet, ama evet hocam. Yanında zemin etütleri falan yapılmış. Hepsi hocam yani gayet buralar hocam şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Buralar ileriye dönük yatırımlık. İmarı yok şu anda buraların. Evet. Yatırımlık. Buraları ne yapabilirsiniz? Alıp geliyorum içerisine. Ben genelde arsaları biliyorum. Takip ediyorum. Onun zeminleri gayet sağlamdır. Ben ondan esprim hayatında dedim. Kesinlikle. Ama inşallah alana. Hayır, bazı arkadaşlarımız var. İşte diyorlar ki hani sırf millete söylemek için alın hemen yarın kazmayı vurun inşaata başlayın. Öyle bir şey yok. Tabii öyle bir şey. Öyle bir şey olsa 38 bin TL 300 metrekare yer hiç kimse vermez. Biz kendimiz yaparız. Aynen. Yani burada vatandaşı kandırmanın bir anlamı yok. Biz ama diyoruz, böyle bak, bir para hafif konteynere uygun açık, diye. Açık açık tabii ki açık açık aynen söylüyoruz. Diyoruz ki buralar 300 metrekareden başlıyor.
Buralara ne yapabilirsiniz? Tel örgü içerisinde alabilirsiniz. Bir köşesine konteyner koyabilirsiniz. Hobi bahçesi olarak kullanırsınız. Hafta sonu çoluğunuzla çocuğunuzla gidip çıplak ayaklarıyla toprağa basıp o vücuttaki birikmiş elektriği, kötü enerjiyi atabilirsiniz. Hafta sonu çoluğunuzla çocuğunuzla güzel vakitler geçirebilirsiniz. Buralar ileri dönük yatırımlık yerler. Zaten bölge olarak öyle bir bölge ki hocam, fabrikalarla, evlerle dip dibe. Yani hele şu anda tam arkamızda gördüğünüz yerler, evlerle arası 100 metre yerleşim alanına. Evet, elektriğin, suyun hemen yanında yani. Hatta doğalgaz yanında, öyle söyleyeyim. Değirmenköy'de doğalgaz var hocam. Yani doğalgaz dışarıdan gelme değil, Değirmenköy'ün kendisinde doğalgaz tesisleri var. Doğalgaz çıktı Değirmenköy'de. Yani bugün 38 bin lira dediğimiz fiyatlar, yarın imar verdiği zaman belki birdenbire o fiyatlar 300-400 lira çıkacak yerler. Ve bunlar son fırsatlar, kupon yerler buralar hocam. Emsali olan yerler de 45 ile 50 arasında. Aynen. Sadece biz 52 arsa ofisi ve bu programlara özel kendi firmamız televizyonun bünyesinde olduğu için bu fiyatlar kısa süreli fiyatlar. İsa Bey'in bir jesti. İsa yani. Bey'in aynen. Yani kendi hemşehrilerimize bir jesti. Her zamanki gibi Allah araç takasımız da var hocam. Arabanız varsa mesela, diyelim ki bir arabanız var, İşte hiç masraf etmeyin, ikinci el arabanızla getirin. Biz arabanızı değerinden alıyoruz. Ya da eviniz var, evinize takas vermek istiyorsunuz. Evinize takas olarak alıyoruz. Evet. Yani her türlü takası da açığız. Takas yaparken de hani normalde takas fiyatları hep düşük tutarlar ya, biz öyle tutmuyoruz. Takas da değeri neyse, gerçek değeri, piyasa değerinden alıyoruz. Muhteşem bir bölge. 0216-396-5252 efendim. Çağrı atmanız yeterli. İletişim ağındaki arkadaşlarımız sizlere geri dönecekler. Aynen öyle. Hafta içi, hafta sonu istediğiniz zaman sizlere haftanın 7 günü götürebiliriz. Bizlere ulaşmanız yeterli. Özellikle çekimleri birebir canlı yayın araçlarıyla yaptık ki 25 yıllık bir televizyon, Sedat abinin de ifade ettiği gibi, biz istiyoruz ki 80'lerde babam İstanbul'a gelmiş keşke demiş, dedem gelmiş keşke demiş, çoluğa çocuğuna hiçbir şey almamış diyorlar ya, işte size fırsat. Sizlerin keşke dememesi için şimdi alın, 30 liraya 35 liraya aldığınız yerler ileride çoluğunuzun çocuğunuzun mutlaka ve mutlaka hayatını kazandıracak. Çünkü ben topraktan zarar eden hiç kimseyi görmedim. Adam diyor ki ben 1000 liraya yer almıştım diyor Sultanbeyli'nde, 90'da misal olarak veriyorum. Şimdi 1 trilyon abi aynı yer. Buraların da olacağı o. Yeter ki o küçük birikimlerinizi. Çok fazla gitmeye gerek yok Kenan. Bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra desen ki ben burayı 38 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya aldım desen, kimse inandıramaz. Böyle bir bölgeden, böyle bir bölgeden bahsediyoruz hocam. Evet, evet. Hele bir tanesi var ki bak, şu anda ekranda görüyorsun. Hemen anında git, hemen tellergiye çevir ek malzemeni. Ve buraların toprak olarak da verimli bir toprak. Senedeki defa hasat alıyorlar hocam. Evet. Domates festivalleri, kavun festivalleri yapılıyor. Biraz önce de söyledim. İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik sorunu. Özellikle genç nesilde. Şimdi burada o bölgeye git, Değirmenköy'e, arazilere giderken, bizim araziye giderken sağlı sollu olduğu gibi fabrika. Fabrikaların kapılarına baktığın zaman kapılarda şu yazıyı muhakkak görüyorsun hocam. Vasıflı ve vasıfsız eleman aranıyor yazısı muhakkak var. Yani orada ister meslek sahibi ol, isterse herhangi bir mesleğin olmasın, muhakkak ama muhakkak herhangi bir fabrikada iş bulabileceğin bir bölge. Hava olarak dersen muhteşem. Elektriğe, suya yakın, yerleşim alanına 100 metrelik bir mesafede. Ve 38 bin lira çok komik rakamlar. Gerçekten komik rakamlar. Ben bundan yaklaşık 3 sene önce aldım. Çayırdere ilçesi var, yine Silivri'nin mahallesi var. Oradan almıştım 25 bin lira, şu anda 55-60 bin lira. Belki buraların imarı yok ama her türlü para kazandıran bir bölge hocam. Yani sürekli prim yapan bir bölge. Normalde zaten 40-45 bin lira, 50 bin lira satış fiyatları. Biz açılışı özel, hem de dedik bizim programlarımız özel olsun, İzleyicimize kampanya yapalım. 38 bin TL'den çıktık. O zaman ne yapacaklar? Hemen 0216 396 52 52 numaraya bir çağrı atmanız yeterli. Belki bir ay sonra bu fiyatları bulamayacaksınız. Bunu da özellikle başkanım, söyleyelim. Bir şey daha söyleyelim. Bir şey daha söyleyelim. Müsaade edersen şimdi aynı zamanda sanatçının yanında bir başkan sıfatı var şimdi. Tabii yani. Esnaflık değil, gerçekler öyle. O yüzden yaklaşıyorum. Evet. Şimdi şöyle de bir kampanyamız var. Başkanım da duysun. Bütün STK'lara yönelik bir kampanyamız var biliyorsun. Buradan diyoruz ki bütün STK'lara, vakıflara, derneklere, federasyonlara üyelerinizi bize yönlendirdiğiniz takdirde 15 tane arsa alırlarsa 16. arsa %50 hibe ediyoruz. Derneğe. %50'sini alıyoruz. Aynen. 20'ye tamamlarsa arsanın tamamını veriyoruz. 20 tane arsayı aynı parselin içerisinden alırlarsa 21. arsayı biz hediye ediyoruz derneğe. 15 alırlarsa yarısını alıyoruz, yarısını veriyoruz. Ve onların ödeme koşullarına göre de ödeme seçenekleri sunuyoruz hocam. Ya da aldılar arsa, işte 10 tane aldılar. Gücümüz ne yetiyorsa onu yapıyoruz. İşte piknikleri var, geceleri var, ne bileyim şenlikleri var, kahvaltıları var. Bundan sonra ne zaman başları düşerse dara,
52 Ars Ofisi'ni ara diyoruz hocam. Yani, abi, evet. Numarayı bir kez daha verelim. 0216 396 52 52 çünkü son dakikada alt bantta zaten numaralarımız var. Ben de özellikle kendi dernemde dernek ağlarım var benim geçmiş dönemde. Bu ağların hepsini bir gün toplayacağım. İnşallah Kuzköy'ün yüz ölçümü neyse burası zaten bedava abi burada. Aynen o kadar öyle. Yer alsınlar, pikniklerimizi falan orada yapalım. Orada zaten ablam hemen beğendi. O şey yaptı, mutfak paralarından attırdığınızda yer alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim kesinlikle size abla, tavsiye ediyoruz yani. Vallahi ben sevmiyorum bunları. Tam açılıyorum, konuşmaya başlayacağım. Bekle diyorlar ya. Yani bak insanlar ne güzel hevesleniyor şimdi. Programın sonuna kadar arayabilirsiniz efendim. Bilginiz kesinlikle olsun. Bugün özel 38 bin lira söylemedi demeyin. Gözünüz kulağınız 52 Ars Ofisi'nde olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Ana Haber her akşam 18.30'da TV52'de. Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin. Adalet Terazisi her çarşamba 20'de TV52'de. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, içkili aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org 52 Arsa Ofisi ile Ordu'nun Dereleri devam ediyor. Thank you.
dert beni iflah etmez. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ademciğim. Vallahi senin de gözün yemeklerde de sana oradan bir şey düzme. Adem kapıda yemekleri gördü. Abi diyor ben bekar kalıyorum. Etme işte bana oradan 3-5 tabak. Oğlum Kuzköy geldi. Kuzköy. Korkma. Sen evin adresini ver. Ben sana günlük 1-2 tabak gönderirim. Sıkıntı yok. Şimdi Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Hanım'ı alalım böyle lütfen. Sevgili hocam mikrofonu da alayım. Sana ben, zahmet. Benim mikrofonu aldım. Ablacığım seni de alayım gel lütfen. Dünya sizleri bir izlesin. Gelin bakayım böyle. Adem'im gel Ayşe ablacığım böyle gel. Böyle gel. Bu tarafa gel. Gel böyle. Gel buraya. Evet. Sıkıntı yok. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Canlı yayındayız. Dünya şu anda bizleri izliyor. Mikrofonu önce bir al Ayşe ablacığım. Dünya bizleri izliyor. Şimdi biraz önce yayının başında bir şey söyledim. Kuzköylülerin gönlü, yüreği, sofrası çok zengindir dedim. Sofra gerçekten öyle bir zenginleşti ki görüyorsunuz yemekler masaya bile sığmadı. Öncelikle Ayşe ablam senin nezdinde buraya emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Seni bir tanıyalım. Cümleden hayırlı akşamlar. 52 TV ekranında herkese selamlar. Buradan yemeklerimizi tanıtmaya geldik. Bütün bana yardımcı olan, bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim buradan. Rahatsız olan arkadaşlarımız var. Buradan onlara da selam ediyorum. Gelemeyen arkadaşlarımıza da cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi yemeklerimiz
Seninle başlayalım, sonra ablayla devam edeceğim. Tamam. Şimdi Adem, nasıl göstereceğiz, nasıl tanışacağız? Ben de şaşırdım vallahi billah. Şimdi bu... Var, orada poşette. Poşette kaşık varmış. Efendim Adem, alıyorsun değil mi kardeşim? Bakın efendim, bu keşkeğimiz, yavrum benim, kepçeyle, kazanla beraber verdi. Bu Ayşe abla düğünlerin vazgeçilmezi değil mi? Keşkeği, evet. Evet, keşkek. Halil hocam, keşkek vereyim mi sana? Giderken götürürüz. Giderken sen de uyanırsın, yengeyi kandıracaksın aklına sıra. Şimdi, bu... Bu... Kapçuk fasulye. Kapçuk fasulye. Bu kapçuk fasulye. Ver bana, ver bana canım. Ver bana kapçuk fasulye. Evet, Adem'im. Sen harika bir adamsın. Esin abla, teşekkür ediyorum. Tabii ki Esin abla da orada. Şimdi efendim, ben tüm... Halil hocam, gelsin Halil hocam. Odana serdim onu. Ben tüm ekran başında bizleri izleyenlerden özür diliyorum. Onlar adına... Hani Mehmet Ali diyor diye kendi adıma bir şey yapmıyorum. Vallahi sizin için ya. Vallahi kendi adıma bir şey yapmıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tarika Hanım, bunu al. Bu bizim. Şimdi. Adem'im. Dolmamız. Üzüm dolmamız. Üzüm dolması. Gel Adem'im. Şöyle koyduk, böyle koyalım ki görünsün. Şunu açalım. Evet. Fasulye kavurması mı? Turşusu taze mu? Taze fasulye. Taze turşu fasulye değil, efendim. Taze fasulyemiz. Şimdi bakın, şimdi bir şey diyeceğim, ayıp olacak. Bir 10 gün önce ordu günleri yapıldı. Böyle bir şey gördünüz mü? Görmediniz. Ya işin özü bu işte. Bunu yapmak lazım. Bunları tanıtmak lazım. Elimizden geleni yaptık. Turşu kavurması. Turşu kızartması. Taze turşu kızartması o. Turşu kızartması. Evet. Adem'im. Alıyorsun. İşte Kuzköy'ün bereketi bunlar. Başta İsa Akça'ya. Bu bizim hamurumuz, sona kalabilir. Teşekkür ediyoruz. Ve ekibine, TV 52 ailesine efendim. Parlatın mısır mı? Ekmeği. Parlat mısır. Şöyle bir. Ha. Mısır ekmeği. Ordu Kuzköy. Mısır ekmeği. Milise. Ordu okuyun. Evet, Çevir. Ordu dur. Çevir. Pardon. Tabii bir de Ordu yazmışlar. Ordu Kuzköy yazdı. Ordu Kuzköy yazmışlar. Esin abla. Ahmet abiye de buradan selamlar. Hem Ahmet Yılmaz hem Ahmet Demircioğlu. Gelin abi. Televizyon bu gece kapanmayacak. Haberiniz olsun. Sabaha kadar yemek var. Ve mısır çorbamız. Mısır çorbası. Şöyle bir karıştırayım. Adem, sen mısır çorbası nedir biliyor musun? Canım, bunun yanına ne kırarsın söyle bana. Biliyorsan söyleyeceğim. Mısır çorbasının yanında ne yedir? Soğan. Soğan Adem, soğan. Allah seni davul etmesin Adem. Soğan. Bak. Şimdi bu kabak. Kabak tatlısı. Kabak tatlısı. Üstünü aç. Hanımefendilere bir alkış gelsin stüdyodan. Aç onu. Kabak tatlısı. Bunu İstanbul'da çok nadir bulursunuz. Normalde lokantalarda bile yoktur. Bilginiz olsun bizden söylemesi. Yemek menü o kadar zengin ki. Bu da pancar. Pancar lahana dolması. Lahana dolması efendim. Evet. Görüyorsunuz. Teşekkürler Kuzköy. Teşekkürler kadın kollarımız. Allah razı olsun. Kaldırık. Kaldırık bacağı kızartması. Bacağı kızartması. Kaldırık bacağı yaylalarda kızartması. Yaylalarda çok olurdu. Evet, yaylalarda. Rahmetli ninem mekanı cennet olsun. Yaylada amin. Yapardı, yerdik. Allah rahmet eylesin. Fındık amin. Ceviz tabii ki bunlar. Olmazsa olmazımız fındık ceviz. Şimdi geldik. Köy ekmeği. Köy ekmeği efendim. Hatta yağlamışlar. Yağlı. Bunu, hani tereyağı ama tereyağı deyince çok anlamaz bizim usul. Ben mal yağısı diyeyim de tam özüne girelim. Bizim köylerde mal yağısı deriz. Böyle inekleri sütünden yayıkla yayarız. Yağlanmış. Tabii ki hamsimiz. Hamsimiz Ahmet Demircioğlu, kaybolma, yemek var. Yayından sonra bu fasulye patates haşlaması ve fasulye kızartması. Fasulye kızartması. Bu da böyle. Bunu da böyle koyayım ben üst üste. Şimdi efendim köyümüzün başkanımız, hatta hemen alacağım başkanımızı. Başkanım da izlesin ordu yemeklerini. Başkanım orduya da çok yabancı değil. Efendim Hongul patates haşlaması. Patates haşlaması ve
Ve tatlımız? Düğünlerimizin lokma tatlısı. Lokma Başkanım tatlısı o. Bunu yağda yapıyorlar. Evet. Koç buynuzu nereye gitti? Halil Hoca. Vallahi. Halil Hoca koç buynuzunu çalmış. Ve bizim yine bayramlarda özellikle bayramlarda yapardı annelerimiz. Buradan annemin de ellerinden öpüyorum. Koç buynuzu deriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bunu da böyle koyalım. Az sonra arkadaşlara vereceğim. Hep beraber yiyeceğiz ve yufka. Kuru yufkamız. Kuru yufka. Bugün Ayşe abla canlı canlı yufka açacaktı ama malum hepsini yetiştiremedik. Zamanımız da kısıtlı. Al canım bunu. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ayşe ablacığım teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir kez daha şöyle ekran başına söylemek istediğim bir şeyler var mı alayım? Sonra seni yerine uğurlayacağım. Buradan, biraz sonra yanınıza geleceğim zaten. Buradan kadın kolları başkanı olarak bütün Kız Köylü'ye herkese selam söylüyorum. Beni arayıp soran bütün arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Hepsini öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ablacığım. Teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım. Şöyle eve ocağa bir selam gönder. Beni tanımayan yok ki. Memleketimiz herkes tanıyor. Sağ olsun herkes. Herkese çok selam söylüyorum. Köydeki herkese öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Allah diyorum. Geldiğinize değdi mi? Değdi tabii. Allah razı olsun. Yani. Öpüyorum ellerinizden. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Alkışlarla, alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Yani yemeden doyduk derler ya. Öyle. Adem'im, telefonumuz mu var? Bir alo diyelim bakayım. Alo. Alo. Efendim. Efendim buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ordunun derelerine hoş geldiniz. Orduların sofrasına, orduların evine, orduların ekranına hoş geldiniz efendim. Ses yok, ses yok. Efendim sesimiz geliyor mu? Evet geliyor. Sizi tanıyalım buyurun. Ben Kuşköy Muhtarı Adem Ömüroğlu. Evet sevgili muhtarım hoş geldin, şeref verdin. Öncelikle programınıza başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Allah razı olsun muhtarım. Bu zamana kadar derne kurucularından tümüne teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Muhtarım ben reklam öncesinde biraz çalışmalarla ilgili, özellikle yapacaklarımızla ilgili bilgi verdim. Evet. Hafta içinde de zaten görüştük, sürekli diyalog halindeyiz, görüşüyoruz. Okulun evet. Oradaki çalışmalara az çok başladınız bildiğim kadarıyla. Şu andaki köyümüzde bir şebeke sorunu vardı. Şebeke sorunuyla ilgili, hatların çekmemesiyle ilgili durum nedir? Bu konuda bir çalışma yapıldı mı Sayın Belediye Başkanımız? Evet, durumu anda izah etmiştik. Dilekçemizi verdik belediye aynısı, imzalar topladık, şu an bekliyoruz. Evet, su ile ilgili bir sıkıntımız var mı? Yazın çekiyoruz. Şu anki durumumuz nedir? Şu an durumumuz şu da ya. Bir toplantı yapmıştık ama başarılı olamadık toplantı yaptığımız toplantıdan. Onun için üzgünüm. Su sorunumuz yani yazın. İstediğimiz verimi alamadık. İnşallah. Şu an eski okulumuzu yıktık. Çevre düzenlemesi yapıyoruz şu an orada. Ustamız çalışıyor. Belediyemiz okulu yıktı, yerini düzledi ve ondan sonra şu an duvar yapıyoruz, sınav duvarı. Orası şu an köyümüzün ileride toplantısı olduğu için bir o araba garajı olacak inşallah. Okul tamamen yıkıldı, doğru mudur muhtarım? Okul tamamen yıkıldı, burası düzlendi. Ve taş... Belediye başkanımız işte söz verdi, şu an duvarım doğrudur. Muhtarım. Orası evet. Başladı. Caminin olduğu o alana da bir çocuklar için, köydeki çocuklar için park istemiştik. Çünkü park alanını işte meydana getirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Biz de takipçisi olacağız. İşte diyorum şu an belediyemiz kumunu, çakımını verdi, taşını falan her şeyi getirdi. Bize de üzerimize ustanın şeyi düştü, masrafı. Ustanın masrafı köye düştü. Tamam inşallah hallederiz. Ferhat Ağam burada. Şu an işte çalışıyoruz. İki günden beri çalışıyoruz. İnşallah ileride daha iyi olacak. İnşallah. Ben bir kez daha sizin elinizde Sayın Belediye Başkanımıza çalışmaları başlattığı için teşekkür ediyorum. Reklamlardan önce de söyledim. Ben bu konularla ilgili bizzat gittim, görüştüm. Hatta kahvaltıya Yakup kardeşimle beraber gittik.
Orada herkes aslında Kabataş'taki bütün dernek başkanları ve muhtarlarımız halimden memnundu. Bir memnun olmayan bendim çünkü telefonlar çekmiyor. Haliyle evet. Bizim köyde yaşayan kardeşlerimiz, İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz de bu telefonlarla ilgili bizlerin çözebileceğini, aslında bizim böyle bir gücümüz yok. Biz sadece bunu kurumlara iletiriz. Çünkü bu telefon hattının düzelmesi için ciddi bir metrekare alanı taraması gerekiyor yapılan vericinin. Ama bununla ilgili inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir kurumla çok ciddi orada görevli olduğunu biliyoruz. Hilmi Başkanımız inşallah, kıymetli başkanımız bu işi çözecektir. Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum kendisine. Altyapıyla ilgili ufak tefek yazın geldiğimizde orada sorunları hep beraber konuştuk. Bununla ilgili de inşallah artık köylerde bu altyapı sorunlarının olmaması gerekir. Zaman artık, devir değişti. İnşallah bununla ilgili de ciddi çalışmalar olacaktır. Benim olmazsa olmazım türbe. Bununla ilgili bir kez daha Sayın Başkanıma sesleniyorum. Bize vermiş olduğu bir söz vardı. Kıymetli Başkanım inşallah en kısa zamanda bu sözünü yerine getirecektir. Biz de bu sözden sonra inşallah önümüzdeki yılda sizlerle beraber Kuzköy'de Şit Abdal Türbesi'nin açılışını hep beraber yapacağız başkanım. İstanbul'daki kardeşlerin bu işe ben gönül vereceğini biliyorum. Burada da bir kardeşin olarak siz orada köyümüzün hizmetkarısınız. Biz de buradan bu köyün hizmetkarıyız. Var mı söylemek istediğin bir şey? Veya senin söylemediğini ben söylerim, sıkıntı yok, bana yaz. Ben sağ ol, ben burada. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum hepsine. Kuzköy vatandaşım, oradakilerin hepsine selam diyorum. Küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen işte cumartesi sabah namazı yaptık Kuzköy'de. Evet, hocam da yazmış, hocama da teşekkür ediyorum. O da mesaj yazmış. Kuzköy cami imamımıza da bir alkış gelsin kıymetli kardeşime. Bir şey oldu. İşte müşterimizden de şu sözü aldık. Yani Haziran sonu gibi ki Haçit Atlar'a bir anma töreni yapacağız. İnşallah. İşte öyle bir programımız var. Türbeyle ilgili mi muhtarım? Türbeyle ilgili şöyle bir şey var. Şu an bir çalışmasını yapıyorlar. Belediye başkanımız. İnşallah ileride daha iyi bir şeyler olacak. İnşallah, ama türbenin programını köyün muhtarı ve dernek başkanı olarak lütfen bizler belirleyelim. Çünkü ben orada her Kuzköylü kardeşimin orada olmasını istiyorum. Özellikle fındık zamanı. Herkesin fındığa birkaç gün kala biz bu işi yaparsak katılım çok daha ciddi olacaktır. Özellikle Kuzköy'de üniversite okuyan kardeşlerim var. Tarih okuyan kardeşlerimle özellikle istirhamım, türbeyi araştırın. Ben orada Kuzköylü kardeşlerimin Kuzköy'ü anlatmasını istiyorum. Ben burada nasıl dilim döndüğünce anlatıyorsam o kardeşlerim de orada bu işi anlasınlar. Biz de onları alkışlayalım, alınlarından öpelim. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir kardeşin burada, tüm Kuzköylüler burada. Köyümüzle ilgili ne yaparsak, ne yapabilirsek Kuzköy'ün emrindeyiz. Bunu böyle bilsin Kuzköy. Bu dernek hepimizin, bu köy hepimizin, ayrımız gayrımız yok. Buradan tüm kardeşlerimize selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Eyvallah muhtarım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Evet. Muhtar biraz uykulu herhalde. Muhtara teşekkür köyde. Ediyorum. Tabii ki köylerde şebeke sorunu, telefonlarda hatlarla ilgili sıkıntılarımız vardı. Eskiye nazaran biraz daha iyi gibi. Tabii ki bunlar iletişim çağı. Hani kardeşlerimizin işte telefon çekmiyor falan demeleri zor bir süreç. Ben şimdi hemen şuradan bir mesajlarımıza bakayım efendim. Adem Pişkin, değerli kardeşim, Kenan kardeşim, çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Denizli'den selamlar demiş. Bizlerden buradan Denizli'ye selamlar göndermiş olalım. Senayi Çayıroğlu yine Meyvalı Köyü, Akkuş Meyvalı Köyü Dernek Başkanı, kıymetli başkanım. Teşekkür ediyorum. Esin ablam, bir şarkı alalım. Ondan sonra kıymetli belediye başkanımızı müsaitse hattımızda alalım. Ondan sonra seyircilerime gideceğim. Onların da düşüncelerini alalım. Mesajlar çok yoğun. Hakkınızı helal edin. Stüdyo da yoğun. Onlara da gitmem lazım. Hocam ben türkü okumayayım bu hafta. Ben çok konuşuyorum. Furkan hocam. Gönlü yüreği güzel adam. Yani bizim bu senden, akşam... Senden bir türkü yemeği alalım. Yemeğe bakma Furkan, iş boşuna. Ben yemeklere odaklanıyorum şu anda. Hocam hakkını helal et. Bir mesajım var, okuyayım, çok önemli. Kenan normalden atamadım. İyi yayınlar diliyorum. Köylerimize selamlar. Aranızda bulamadığım için çok üzgünüm. Selamlar gönderiyorum.
yağlı ekmek isterim demiş. Kuzköy Derneğimizin 2019-2020 ağası Özay Taygun'a bir alkış gelsin. Ağam yoğunsun. İstanbul dışındaydın. Geldim biliyorum. Eyüp Başkanım da İstanbul dışındaydı. Teşekkür ediyorum. Vallahi işiniz zor. Ben yağlı ekmeği getiririm de sen de bana yağlı bir hesap numarasından göndermen lazım. Haberin olsun. Hocam buyur. Evet, çok sevdiğim bir türkü var. Onu seslendireyim. Yücedağ başında. Evet. Eridim, eridim, o feridim.
Teşekkür ederim. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim mesajlarım çok yoğun ama bir telefonum daha var. Telefonumu alayım, ondan sonra mesajlara ve seyirciye gideceğim. Efendim alo. Kardeşim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, nasılsınız? Bursa Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Davut Aydın. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim orduların sofrasına. Başkanım, Bursa'dan nasıl gözüküyoruz? Buyurun, sizin gözünüzden bir orduyu ve orduları dinlemek isterim bir kardeşiniz olarak. Valla Bursa'dan nasıl göründüğünde 1990'dan beri ilk görüyorsun bana. Sofrasını bekliyorum. Sevenlerin sofrasını bekliyor başkanım. Sevenlerin sofrasını bekliyorsun. Tabii ki türkünün bestekarı. Dinliyoruz başkanım. Sizin programınız var, bizim herhalde bağlanıyor. Evet başkanım, çok teşekkür ederim bağlanman için. Kardeşim hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Orada yayında bulunan arkadaşlara da seyircilere sevgiyle selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler başkanım, sağ ol. Başkanım Bursalı değil mi? Bursalı tabii. Bursa Yenişehirli. Bursa Yenişehir. Sayın Başkan, ordular, orduların evine, orduların gönlüne, orduların sofrasına hoş geldiniz tekrar size. Ben bir alkış gönderiyorum buradan. Allah razı olsun. Bizleri onur ettiniz. Siz mi stüdyoya gelirsiniz, Halil Hoca ile biz ve seyirciyle biz mi Bursa'ya gelelim? Nasıl ölüyorsanız öyle yapalım. Allah razı olsun. Biz de gelelim, biz de gelelim. Hiç sıkıntı yok. Vallahi Sayın Başkan, öyle güzel bir kelam ettin ki neredeyse Bursalılarla kız alıp kız verelim, bu dostluk ebedi hayata kadar devam etsin. Hiç sıkıntı yok. Kapıma da çıkmıyoruz sonuna kadar. Biz de geliriz. Sizleri de bekleriz, misafir ederiz. Başkanım benim askerlik arkadaşım. Oo, Halil Hoca'nın askerlik arkadaşı. Evet. Eyvallah. Bizim Bursa'da bir evimiz olduğunu biliyoruz. Ama Bursa Biber Festivali, Yenişehir Biber Festivali'nde biz her sene orada bir sevenler sofrası konuşacak. Değerli Furkan hocamla da biz gittik. Beraber. İnşallah gittik. Sayın Başkan, evet, ya aradınız, çok güzel ettiniz de ekibe bir de çırak eklendi işte. Seneye festivale 3 kişiyiz, haberin olsun. Bir tane daha ekleyin, hiç sıkıntı yok. Eyvallah, Allah razı olsun. Kapımız herkese açık. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Sana da her zaman başarılar diliyorum. Sevenlerin sofrasını okuyacağım başkanım. Tamam, bekliyorum kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar. Selamlar. Teşekkürler. Başkanım teşekkür ediyoruz. İnşallah her salı sizleri TV52 ekranlarında bekliyoruz. Buradan İstanbul'dan Bursa'ya, Yenişehir'e selamlar, saygılar gönderiyorum. Bizleri onur ettiniz. Teşekkürler, saygılar. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. O şeref size ait. Hayırlı akşamlar. Alkışlar. Teşekkürler. Başkanıma. Eyvallah başkanım. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Çok sağ olun. Ne güzel efendim. Bursa'dan bir Bursa Belediye Başkanımız, Yenişehir'in kıymetli belediye başkanı bizleri onurlandırdı Halil Hocam. Teşekkür ediyorum aynı zamanda size de. Şimdi Adem'im, ben bir seyirciye gitmek istiyorum. Telefonları indiriyoruz efendim. Şimdi ben geliyorum. Ben geliyorum, telefonu alırım. Esin ablam, şöyle bir kardeşlerimize bir geçelim. Ayşe abla zaten yeterince konuştu, onu bütün dünya tanıyor artık. Ferhat Oğuz. Tamam, hepsi, herkese sıkıntı yok. Bak, konuşamazsan para alırım. Benim huyumu biliyorsun. Bak vallahi alırım bak. Vallahi bırakmam. Ne konuşayım ben? Var mı Kusku'ya bir şey söylemek? Abi sen azasın herhalde bir de bildiğim kadarıyla. Bütün Kusku'yu konuşularıma selamlar. Kanal 52 TV'ye teşekkür ediyorum böyle bir program şey yaptığı için. Ben Kusku'yu seviyorum. Şöylesi bir ortamda Kusku için canım feda. Allah razı olsun. Diyorsun ki tam yani, kıvamında yakaladın yani, beni ne istersen yani, ister. Sıkıntıyım. Para pul şu bu yani insan şey değil yani. Eyvallah abi. Bu insan, duyguyu yaşıyorsak insan, ne mutlu bize. İnsan her şey için doğduğu yer. Tabii doyduğu da önemli de doğduğu yer daha önemli. Eyvallah. Yani para pul sıkıntı değil. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok yani teşekkür biz ediyorum. Geleceğimizin yani şimdi biz gelmişik 50 yaşımıza. Bir 50 yıl daha yaşamayacağımız garantisi yok. Onun için köyümüz için canımız feda. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Böylesi bir ortam yaptığın için sana daha
Dağıtıyor. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun abi. Teşekkürler. Yani parayla pırla bu şeyler ölçülmez. Eyvallah. Teşekkür ediyorum efendim. Yine geçen dönemde dernek yönetiminde beraber çalıştığımız, bu dönem bu A kadroyu derneğin bir üst çıtasına attım ki bunlar akil taraf. Bunlar hem akıl verecek hem para verecek. Sadece akıl vermeleri de yetmiyor. Sadece para vermeleri de yetmiyor. İkisini birden verecekler. İrfan abim hoş geldin. Dinleyelim abim. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle programın hayırlara vesile olsun inşallah. TV52 yönetimine ve sana çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün tanıtımında çok büyük emek verdiniz. Biz de sizin bu emeğinizi karşılıksız bırakmadık. Bu akşam hep beraber burada buluştuk. Buradan bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey daha diyorum. Buyur abi. Ben şimdi köyüme şunu söylemek istiyorum. Ben İstanbul'dan Güz köyüme gittim. Ağzo adayı olmak için. Ben Güz köyde ikinci ağzo oldum. Dediler ki İstanbul'dan ara ağzalık olur mu? Ben İstanbul'dan veya Güz köyümden her tarafımdan ağzalık olur. Bak burada 100 hane var Güz köylülük. Ben buradan da Güz köyümü temsil ediyorum. Köyüme de gidince Güz köyümü temsil Eyvallah. Ediyorum. Yani ağzalık bir maddi bekleyen bir şey değil. Hizmet. Eyvallah abi. Ben köyümü buradan da hizmetimi ediyorum. Köyüme de gidince köyümde hizmetimi ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fındık zamanı yayla suyumuz şey olmuş. Ben gittim kedi elimle kazma kürek aldım, çalışma yaptım. Onun için yani hizmet, maddiyet, bizim para. Bizim için baki şey olan Kuzköy. Hizmet önemli. Eyvallah abi. Bizim için baki olan Kuzköy. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Balıkesir'e selam. Evet Kenan abi. Kardeşim, buradan bizi Balıkesir'den izleyen sevgili kayınvalidem ve kayınpederime de çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum onlara. Kayınpederine söyle hesap numarası gönder. Geçeyim abi, bir gönder. Geçeyim mademim. Evet, Mustafa Oğuz. Geçmiş dönem dernek başkanımız, Eyüp Pişkin'den önceki başkanımız Eyüp Bey ondan aldı. O da bize devretti. İnşallah biz de devredeceğiz. Sayın Başkan, tekrar hoş geldin. Şeref verdin. İyi bir kuskoyucusun. Köyünü seviyorsun. Buyur. Önce programın hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kanal 52 televizyonuna teşekkür ediyoruz. Bu programı yaptığı için bütün sanatçı arkadaşlara başarılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Köyümüz için çok güzel bir tanıtım yaptın. Sana ayrıyeten teşekkürler. Ve buradan özellikle de bu işi yeni gençlerimizin ve okuyan gençlerimizin daha sıkı sarılması lazım. Biz de onlara destek vermemiz lazım. Onun için şimdiden size başarılar diliyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Allah herkese razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yalnız bu akşam bütün şunu köye gördüm. Selam. Eyvallah. Herkesin gözleri doldu. Biz bu işi daha sık yapalım. Bu ekran sizin. İstediğiniz zaman gönlümüz, yüreğimiz açık. Yeter ki gelin. Alışmak lazım. Eyvallah. Şimdi Fehmi Yiğit var. Fehmi Yiğit de iş adamı. Benim yönetimde de başkan yardımcım. İnşallah biz de bu kardeşlerimize bırakacağız. Fehmi yetişecek. İşte benim ağzım iyi laf yapıyor. Ben de işin garip tarafı. Ağzım çok iyi laf yapıyor. Para yok işte. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi Fehmi kardeşimiz Kuzköy Derneği'nin başkan yardımcısı. Dinleyelim Fehmi'm seni de. Öncelikle Kenan Bey, TV 52 ailesi olarak ve size bu akşam bizi burada ağırladığınız için öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan köyümüzde anneme, babama ve bizi izleyen bütün komşularımıza, büyüklerimize, küçüklerimize hayırlı akşamlar olsun, selam olsun. Bu programının başarılı devamı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür. Hemen orada Şenel abiye verelim. Allah razı olsun. O da tam bir Kuzköy sevdalı. Teşekkür Kuzköy, ediyorum. Kadanköy. Yani ayrım, ya, sakın kimse yanlış. Bizim önce Kuzköy zaten tek köyüz. Ayrımız gayrımız yok. Buradan Kazan Mahallesi'ne de selam olsun. Özellikle tanıtımlara onlardan da fotoğraf buldum çünkü tek Kuzköy'üz. Kimse yanlış anlamasın. Biz memleketi seviyoruz. Buyur. Biz zaten ayrılık olmadığı için Eyvallah. Buradayız. Ben buradan öncelikle programımda sana başarılar diliyorum. TV 52 aracılığıyla buradan tüm Kuzköy ve Kazancılı mahallesindeki dostlarımıza kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepsini çok seviyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Teşekkür ediyorum. Abi aynı belediye başkanı gibisin vallahi var ya. Yılmaz abi. Orada Yakup kardeşim var yine başkan yardımcımız. Yakup kardeşim çocuklar hafif sağa sola bir çekelim hemen. Bu akşamı tertip ettiğin için öncelikle sana teşekkür ederiz. Eş ve dost akrabalarıma buradan selam gönderiyorum. Kuzköy'de olan, uzakta olan babaanneme özellikle. Eşime, babama selam gönderiyorum.
Bu gece Cemil içinde öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gelemedi, onun yoğun bir işi vardı. O yüzden burada olmayı çok istiyordu. Maalesef. Teşekkür ediyoruz. Ekrem'im var mı söylemek istediğim bir şey? Eyvallah, tamam, teşekkür ediyoruz. Var mı bayanlardan bir şey söylemek isteyen? Mikrofonumu bir gönderin bana. Mikrofonumu alayım efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle Adem'im hem şöyle geçeyim. Şimdi gönül istiyor ki zaman çok daha geniş olsun. Bol bol türküleri okuyalım, bol bol konuşalım ama zaman tabii ki geliyor geçiyor. Esin ablacığım, toparlayacağım. Yalnız arkaya bir kez daha köyümün, Kuzköy'ün fotoğraflarını istiyorum sizlerden. Sizlerden Kuzköy'ü. Bir kez daha o cennet vatanı, Çit Abdal'ın kurucusu olduğu o köyü dünya bir görsün. Şu anda TV52'nin yayın yaptığı bütün ülkede, hangi evde, hangi gönülde açıksak şu anda herkes Kuzköy'ü görüyor. Bunu parayla, pulla yapılacak iş değil bu. Bunu yapabilmek için memleketinizi sevmeniz lazım. Bu anlamda bir kez daha bu görüntüleri hazırlayan TV52 ailesine buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah özellikle burs verdiğimiz dernek adına burs verdiğimiz öğrenci kardeşlerim mesaj atmış. Teşekkür ediyorlar. O kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Ekranda bunlar dönerken tabii ki biz de görev aldık. İlk aldık, bayanlarla ilgili kahvaltı yaptık. Önümüzdeki günlerde de inşallah Aralık ayı içerisinde yine tepe üstünde geniş bir kahvaltı programı yapalım. Hem aidatlarımızı konuşalım. Mustafa Başkanım, inşallah hep beraber bir araya gelelim. Yılmaz abi zaten bedava çay veriyor, sıkıntı yok. Ondan sonra da bölge toplantılarımızı yapalım. Yeni yılda yapacağımız işleri de şimdiden inşallah bir kotaya koyalım. Ahmet Ali kardeşim mesajlarını göndermiş, teşekkür ediyoruz. Abi seninle görüşelim, seninle buluşalım demiş. İmdat abi teşekkür ediyorum, ne demek? Sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mücahit Börekçi kardeşim yazmış, teşekkür ediyoruz. Emre Pişkin kardeşim yine yazmış, köyden teşekkürler. Sultanbeyli Ordular Dernek Başkanı Günay Şahin, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Halil Özçelik Bey'e, misafirlerinize, TV52 ailesine, stüdyodaki konuklara, ekran başına selamlar demiş. İnşallah haftaya salı günü Sultanbeyli Ordular Derneği konuğumuz olacak. 1 Aralık'ta da Sultanbeyli Ordular Derneği'nin futbol şöleninde TV52 ekranlarından canlı yayınla yine sizlerle beraber olacağız. Dursun Yiğit teşekkür ediyorum. Köyde olduğum için ekran başında sizleri izliyorum demiş. Tüm Kuzköy'e selamlar olsun efendim. Hüsamettin abi yine Ordu'dan benim herhalde 10 yıldır çok sıkı bir hayranım. Allah razı olsun. Haftaya İstanbul'dayım ve stüdyoya gelen, haftaya sana konuk olan herkese kivi ikramım olacak demiş. Ordu'dan kivi getiriyor 4-5 kasa. Allah razı olsun. Buradan selamlar, saygılar göndermiş olalım. Yine gençlik kollarında kıymetli kardeşlerimiz, derneğimizin gençlik kolları, teşekkür ediyoruz. Esin ablam, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki dedim ya, derneği aldık. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Kahvaltılarla ilk aslında bir kendi aramızda iş işarelerimizi yaptık. Şimdi derbi sistemleri var. Artık devlet her şeyi denetliyor. Onlarla ilgili eksiklerimiz vardı, yaptık. İftarımızı yaptık, hamdolsun. Sultanbeyli'nde yaklaşık 250-300 kişiyle ciddi de bir iftar yaptık. Katılan herkesten bir kez daha Allah razı olsun. Şimdiden önümüzdeki yılında iftar programını yapacağız. Pikniğimizi yaptık karınca kaderince kendi aramızda. Bir kez daha pikniğimize katılan ve hiçbir ücret almayan sanatçı dostlarıma, başta Halil Özçelik olmak üzere, Kemal Başaran, birçok orada, Sedat abi oradaydı. Tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve bu akşam bu muhteşem yemekleri hazırlayan kadın kollarımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz cenazemizle beraber ağlayacağız, düğünümüzde beraber oynayacağız. Bunun daha başka ötesi yok çünkü Kuzköy'den başka bir Kuzköy daha yok. İnşallah Kazan Köyü'nde de kardeşlerimiz bir dernek kurdu. O kardeşlerimizi de kucaklayacağız. O kardeşlerimizi de bu havuzun içerisine çekeceğiz. Çünkü biz tek köyüz, tek muhtarlığımız var. Elbette ki oradaki mahalledeki acil ivedili işleriyle o kardeşlerimiz ilgilensin. Ama tek çatımız olsun. Cenazeleriyle yine ilgilensinler. Haksız mıyım Şenel abi? Ama biz bir olalım, beraber olalım, güçlü olalım. Ben bir kez daha bu güzel gecede stüdyoyu dolduran kıymetli Kuzköylü kardeşlerime, Mustafa Başkanım, Ferhat abi ve onların nezdinde tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Halil hocam, sizlerle, sizin türkülerinizle kapatalım. Sevenlerin sofrasıyla akabinde yine bağlarsınız. Tekrar
şeref verdin, onur verdin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Kenancığım. Yani gönlüne sağlık. Biz ben çok konuşuyorum. Hakkını helal et. Ben de konuşmuyorum tam tersi. Yani ikimizi bir araya verirler de iyi olur. Furkan Hocam. Furkan Hocam. Teşekkür ederim. Şeref verdin. Allah razı olsun. Ümit Aksu, Ömer kardeşime sazlarımızda bir alkış alalım. Ve bu programın sizlere ulaşmasına vesile olan 52 Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı başta İsa Akçay ve tüm 52 ailesine bir alkış rica edelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Benim de oğlum ufaklık köyde. Kadir'e de buradan selamlar, öpüyorum onu. Haftaya görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Halil Özçelik sizlerle efendim. Esin abla teşekkür ediyoruz sizlere. Rejiye bir alkış gelsin. Ha! Gözlüm. Sevda yüklü denizler gibiyim bugün. Ağlarım. Yüreğimde sızılar var. Umutsuz bulutlar gibiyim. Çölde kuru toprak gibiyim bugün. Ordu gibiyim. Çamaş gibi kendi halinde. Kuzköy gibi boynu bükük kaldım bugün. Gitme kara gözlüm. Gitme kara gözlüm. Gitme canan gölen oğlan, ölene dek kulun oğlan. Geçti yanırman köprü, sahralarda yolun oğlan. Gitme canan gölen oğlan, ölene dek kulun oğlan. Geçti yanırman köprü, sahralarda.
52 arsa ofisi Ordu'nun derelerini sundu.